Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vatikan'a gidiyoruz birlikte. Roma'ya kadar gelmişken Vatikan'a da uğramamak olmaz dedik. Ondan dolayı şu anda Vatikan'a gidiyoruz. Zaten Roma'nın içinde gibi yani. Çok yakınlar birbirine sınırlar. Kolezyum oradan yürüyerek geldik buraya. Şimdi bakalım geçiş falan nasılmış, onları da göstereceğim size. Vatikan'da da büyük bir kilise var tabii ki. Zaten çok küçük bir ülke. Bakın buradan geldik yürüyerek. Roma'yı ikiye ayıran bir nehir var. Nehrin karşı tarafına geçtik. Biraz yürüdükten sonra buraya ulaşmış olduk. Biraz size Vatikan hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Vatikan, Hristiyanlığın Katolik mezhebinin başkenti olarak kabul ediliyor yani. Her şey burada dönüyor, yönetim buradan yapılıyor. Papa da burada görev alıyor. Ve onun söylediği her şey bir yargı niteliği taşıyor. Şimdi bakalım ülkeye giriş nasıl yapılıyormuş. Biz biraz geç saatte geldik. Şu anda hava kararmak üzere, güneş batıyor. O yüzden kalabalık değil çok fazla. Böyle tek tük insanlar var. Ama normalde burası çok kalabalık olan bir yer. Hem Katolik mezhebinin başkenti olarak kabul edilmesinden dolayı hem de çok fazla turist çeken bir yer olduğu için burası normalde çok kalabalık oluyor. Bakın şöyle bir sınır var. Demir. Böyle uzanıyor. Ve bu ülke tamamen her yeri kameralarla izleniyormuş. Her tarafta kameralar varmış. Bu şekilde. Buradan biz de giriş yapmaya çalışacağız. Bakın giriş çıkışlar buradan yapılıyor. Buradan geçtiğimiz anda Vatikan'dayız. Yani burası şu anda başka bir ülke olarak kabul ediliyor. Farklı bir ülkeye geçiş yapmış olduk. Ne vize, ne pasaport, hiçbir şey sormadan buraya giriş yaptık. Bu arkamda görmüş olduğunuz anıt da Mısır'dan bir firavun tarafından yaptırılıp buraya gönderilmiş. Vatikan'a, o zamanki papaya hediye olarak gönderilmiş. O da çok ilginç bir yapıt. Burası bu arada sadece 1000 kişilik bir ülkeymiş. Ve dünyanın en küçük ülkesi olarak kabul ediliyor. Şu anda 266. Papa görev başında burada. Vatikan'ın kilisesi çok büyük bir yer. Aslında normalde girilebiliyor, içine gezilebiliyor. Ama şu anda saat geç olduğu için kapatmışlar. 5'e kadar açık muhtemelen. Burası dünyanın en büyük kilisesi olarak kabul ediliyor. Ve Papa'yı da İsviçre ordusundan oluşan askerler koruyormuş. Burayı da, yani burada Vatikan'da İsviçre askerleri bulunuyor. Onlar da hatta şu anda kapıda bekliyorlar. Papa'nın konuşma yaptığı balkon burası. Vatikan'da bu şekilde küçücük bir ülkeydi. Şimdi pizza yemeye gidiyoruz. Buraya çok yakın bir yerde çok güzel pizza yapan bir yer varmış ve patlıcanlı pizza. Bunu buraya gelmeden önce oraya gitmek istiyordum. Hazır gelmişken gidelim bir tadına bakalım. Yiyemiyoruz. Ama patlıcanlı pizza başka yerlerde de vardır. İlla ki yeriz diye düşünüyorum. Eğer siz buraya gelirseniz 4.30'a kadar açıkmış. 4.30'a kadar gelebilirsiniz. Ama şimdi yemek yemeye gideceğiz. Merak etmeyin. Bu yemeklerin tamamını Roma videomda yayınlıyor olacağım. Bu video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok küçük bir video oldu ama olsun, en azından size Vatikan'ı göstermiş oldum kısa da olsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.